Ataköy Marina Dodici enfes tatları ve sıcacık ambiyansıyla göz dolduruyor. Burada kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Enfes yemekleriyle de damağınızın tadına hitap edecek. Ataköy Marina Dodici ile dünya mutfağının nefis lezzetlerini yakalayacaksınız. Akdeniz, Meksika ve Türk mutfağının en başarılı tatlarını iddialı bir şekilde ortaya koyan restoran, sıcak ambiyansıyla da misafirlerin tercih sebebi. Ataköy Marina'da biz 2012'den beri buradayız. Dünya mutfağıyla, asıl menümüz dünya mutfağı. Menümüz bayağı geniştir. Meksikan yemeğinden tutun da, fajitasından tutun da bütün pasta, İtalyan yemeklerinin hepsi mevcuttur bizde. Bilsen yemekleri ben hazırlarım. Yani menüyü yaparken ben çok kendi şahsım olarak çok uğraştım. 2012'den beri lokasyon olarak çok memnun bir yerdeyiz ve bir şekilde sektörün içinde burada tutunuyoruz. Kesinlikle buraya gelen Dolce Bonfile yemesi gerekiyor. Hem sunumu hem de özel seçilmiş bir bonfiledir. Aynı zamanda fajitada da çok iddialıyız. Onun için bütün her yemeklerimiz Dolce Ataköy'de çok iyidir yani. İddialıyım bu konuda. Ataköy Marina Dodici enfes yemekleriyle göz dolduruyor. Bolognese quesadilla, karides picante, Dodici bonfile ve levrek dolmasını şimdi sizler için deneyeceğim. Evet, karides picante ile başlıyorum. Hafif bir acısı var ama lezzet katmış. Karides picante'ye enfes lezzet veren Meksika sosu var. Biraz acısı var ama çok hoş bir tadı var. Ben de hakikaten keyifle yedim. Bizim hamburgerimizi çok severler. Ondan sonra birkaç tane salatamız var. Dolce salata, Dolce bonfile. Pizzalarımız müşterilerimiz tarafından bayağı taleptedir. Tatlılarımız aynı şekilde. Yani bizim menüde kötü bulabileceğiniz hiçbir şey yok. Bizim müşteri profilimiz biraz daha değişiktir. Bizde genellikle 28 ve 42 yaş arası tek çocuk ya da iki çocuklu aile müşterilerimiz gelir bizim. Dünya mutfağımız olduğu için yani çok kalabalık bir mutfağımız ve menümüz var bizim. Özsüt'ün aynası diye bir tatlımız vardır. Violet. Ona çok benzer. Tavsiye ederim. Suflemiz çok güzeldir. Dodici bonfilenin yanında soğan halkaları ve sosla süslenmiş. Altında da püre var. Sizler için bunu da deneyeceğim. Sos karamelize edilmiş soğan. Onun da enfes olduğuna eminim. Leziz görünüyor. Hepsinden böyle karıştırarak bir parça alıyorum şimdi. Bu çok başarılı. Kendimi tutamadım birazcık. Soğan halkasından da deniyorum. Gayet güzel. Et yumuşacık. Püre de tam kıvamında olmuş. Tavsiye ederiz. Kahveye olan özel ilgisinden bahseden Gökhan Vanlı, Dodici'nin yeme içme adına her türlü ürününün özel olduğuna da değiniyor. Kahve, bununla biraz da ben kendim ilgilendiğim için kahveleri de özel seçtiririm. Espresso, cappuccino, diğer kahve mevcutlarının hepsi mevcut şekilde herkesin çok beğenisiyle içilen kahve çeşitlerimiz de var. Bize yakın olan firmalar. Menüleri genellikle çok önemli değil. Atmosferleri önemli. Benim ise tam tersi, benim menüm önemli. Benim verdiğim servis ve yemek kalitesi önemli. Tabii ki Türkiye'de bu çok fazla önemsemiyor. Daha çok insanların baktığı atmosfer. Atmosfer olduğu için yemek kalitesi ikinci planda. Onun için bana göre rakibim yok. Ama uzaktan bakıldığına göre tabii ki diğer firmalar rakip görebilirler bizi. Ama onların hiçbirisinde aile portföyü yok. Ya da yemek çok ön planda değil. Ya da yemeklerin çoğu biraz tam resipesine uygun yemekler yapılmamıştır. Yanlış ya da uydurma ya da doğru düzgün bu işin üzerine ciddi bir şekilde önem vermediklerini görüyorum ben.
Bir kez biz Ataköy Marina'dayız. Ataköy Marina bence Türkiye'nin ya da İstanbul'un en önemli marinası. Her iki tarafta da denizi görebileceğiniz açık bir havası var. Yani burada yemek yerken araba sesleri ya da gürültü, böyle şeyleri göremezsin. Buraya geldiğin zaman daha çok relax oluyorsun çünkü denizi görüyorsun yakında. Yani boğaz gibi de havası da yok buranın, yanlış anlamayın ama galeriden dolayı kendisine özel bir konumu var zaten. Yani bu çoğu insanın çocukluğunun büyüdüğü bir yer burası. Ya da Fame City'ye gittiği zaman. Yani burada bir herkesin bir hatırası var. Yani ne kadar başka alışveriş merkezleri de açılmış da olsa bence hiçbirisi galeriye kadar iyi dizayn edilmemiş. Alışveriş merkezlerine girdiğiniz zaman en önemli şeylerin bir tanesi dükkanı hatırlamak. Ya da kolay bir şekilde dükkanı bulup alışveriş yapabilmek. Birkaç tanesine gittiğim zaman yeni son açılanları çok karma karışık. Yani insan biraz boğuluyor. Tamam, belki görünüşü güzel olabilir. Başka insanlar appeal edebilir ama amaç hangisi? Alışveriş etmek mi? Yoksa sadece gezinmek mi? Birinci sebebi bence Ataköy Marina'nın bence özelliği var burada. Lokasyon olarak. İkinci, bizim daha önceki müşteri profilimiz uzun yıllardan beri Ataköy Marina'da olmamız. Menümüzün bolluğu, çeşitleri ve yemek kalitemiz. En önemli seçme şekli bu. Yani yoksa normalde insanlar sadece lokasyon için yemeğe gelmezler. Başka şeylerin de önemli. Neden Dodici dediğimizde çok şaşırtıcı cevaplar aldık. Herkes soruyor niye Dodici? Dodici ne demek? Nereden buldunuz bunu? Dodici İtalyanca 12 numara demek. 12, tam 12 demek. Tabii bana göre bunun bir hikayesi de var benim kendi açımdan. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Maçlara da devamlı giderim. Gollerden sonra hep teşekkürler 12 numara. Yani seyirciye hitap ettiği için. Burada da ben müşterime hitap ettiğim için. 12 numara benim öyle bir hoşuma giden bir numara. Yani Dodici ismi bu şekilde gelmesi benim hoşuma gidiyor. Yani bana göre bir özelliği var bunun. 12 numarayı tabii yapamadık. 12 numara dediğiniz zaman tabii ki Türkçe'de daha önce 12 numaralı yapılmış olan başka firmalar var. Aynı ismi koyamazdık. Dodici'nin söylenme şekli, İtalyanca olması, daha çok İtalyan mutfağına biraz yakın olmamız bunların ön planda olan şey. Siz de ailece müthiş vakit geçirebileceğiniz, her damak tadına hitap eden eşsiz lezzetleriyle midenizde adeta şölen yaratacak Ataköy Marina Dodici'ye uğramadan geçmeyin. Denizden babam çıksa yerim diyenlerdenseniz Dodici'nin levrek dolmasını muhakkak denemelisiniz. Sizler için şimdi bu enfes yemeği de yiyeceğim. Gayet lezzetli. Yanında limon sosu, domates koyulmuş, patates koyulmuş. Onu da deneyeceğim sizler için. Brokoli, patates salatası, içinde yine kaparinin olduğu bir salata. Evet. Gayet güzel bir tat. Sizler için de bu enfes balık yemeğini tavsiye ederiz.